Türkiye yüzyılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeyi, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam ediyoruz. Ocak ayı memur maaş kat sayısındaki düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde artışa gidiyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 2340 liradan 3504 liraya yükseltiyoruz. %40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2797 liraya, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıklarını da 2811 liradan 4196 liraya çıkartıyoruz engellerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesini önemsiyoruz. Bunun için evde bakım yardımı uygulamasını başlattık. Bu kapsamda aylık ortalama 561 engelli vatandaşımıza evde bakım yardımı yapıyoruz. Daha önce 5097 lira olan söz konusu yardım bu yılın Ocak-Temmuz dönemi için 7608 liraya yükseltiyoruz çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesine esas alıyoruz. Bunun için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sosyal ve ekonomik destek hizmetini hayata geçirdik. Set hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3571 liradan 5330 liraya yükseltiyoruz. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5705 liradan 8895 liraya çıkartıyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerin artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.